Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda size solunum sisteminden bahsedeceğim. Solunum sistemini de 2-3 videoda bitirmeyi düşünüyorum. Oldukça kısa bir sistemdir. Burada önemli olan solunum sisteminde gazların taşınmasıdır. Gazların taşınması konusunu anlarsanız solunum sisteminin birçok sorusunu yaparsınız arkadaşlar. İlk önce giriş kısmını anlatayım size. Solunum organlarımıza bakalım. Daha sonra ise gazların taşınması konusuna geçeriz. Peki nedir solunum? Neden solunum yapıyoruz? Şimdi canlılar enerji ihtiyaçlarını giderebilmek için arkadaşlar oksijene ihtiyaç duyuyorlar. Bu oksijeni de dışarıdan alıyoruz. Tabii oksijenli solunum yapan canlılar oksijeni kullanarak enerji üretiyorlar ve bunun sayesinde de biz bütün işlerimizi, yani vücudumuzda gerçekleşen bütün olaylar, daha sonra bizim yine kendi gerçekleştirdiğimiz bütün olaylar ne oluyor? Bu enerji sayesinde gerçekleşiyor. İşte solunum sistemi sayesinde neler yapıyoruz peki? Bizler arkadaşlar dışarıdan oksijen alıyoruz. Vücudumuzda oluşan karbondioksiti ise dışarı veriyoruz solunum sistemi sayesinde. Daha sonra burnumuzdan hava aldığımız zaman, soluk burnumuzdan aldığımız zaman besinlerin kokusunu alırız. Yine bu solunum sistemi sayesinde olur. Nefes verme sırasında ses tellerimiz titreştiği için ses çıkarırız arkadaşlar. Bu da solunum sisteminin gerçekleştirdiği görevlerdir. O zaman solunum sisteminin görevlerini şöyle ilk olarak yazalım. Görevleri nelerdir? Birincisi, dış ortamdan oksijen alıp dış ortama karbondioksit vermek. Birinci görevi bu. İkincisi, burundan alınan havayla kokuyu algılamak. Alınan hava ile kokuları algılamak. Üçüncü görevi neymiş arkadaşlar? Nefes verme sırasında ses tellerini titreştirerek ne yapıyoruz? Çeşitli sesleri çıkarmış oluyoruz. Nefes verme sırasında ses tellerini titreştirerek sesleri çıkarırız ya da çıkarmak diyelim. Evet, solunum sisteminin görevleri, yaptığı işler bunlardır arkadaşlar. Solunumla ilgili İlk olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi gelelim solunum sistemi organlarına. Nelerdir bu organlar? Bu organları teker teker işleyelim. Arkadaşlar, ilk olarak biz solunumu nereden alıyoruz? Burnumuzdan ya da ağzımızdan. O zaman ilk sıraya ne gelecek? Burun ya da ağız. İlk önce bir başlık yazalım. Solunum sistemi organları diye. Solunum sistemi organları. Önce bunları bir şema halinde yazalım. Daha sonra teker teker işleyelim. Ne dedik? Burun ya da ağız dedik arkadaşlar. Tabii ki en sağlıklı nefes burundan alınan nefestir. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Burnumuzdan nefes almaya dikkat ediyoruz. Daha sonra yutak gelir. Yutak. Sonra gırtlak gelir. Bu sırayı bir yerden hatırlıyoruz değil mi? Şu sırayı. Ağız, yutak, gırtlak. Nerede vardı bu aynı sıra? Sindirim sisteminde vardı. Burnumuzun, yani solunum sistemi ve sindirim sistemi arkadaşlar aynı açıklığa açılıyorlar. Gırtlağa kadar aynı yerdeler. Daha sonra sindirim sistemi yemek borusuna açılırken solunum sistemi soluk borusuna açılır. O zaman şöyle diyoruz. Gırtlaktan sonra ne gelecek? Soluk borusu gelecek. Soluk borusu. Daha sonra arkadaşlar ikiye ayrılacak. Bakın şöyle ikiye ayrılacak. Sağ akciğer ve sol akciğer. Sol akciğer. Akciğerlerin küçük böyle parçalara ayrılmasını arkadaşlar, bronşlar oluşur. Bronşlar. İkiye ayrılıyor böyle akciğerlerimiz. İşte biz o oluşan yapılara bronş diyoruz. Bronşlar. Bronşlar da daha küçük olan bronşçuklara ayrılır. Dallandığını düşünün. Hani bir ağacın dallanması gibi düşünün arkadaşlar. Bronşçuk. Aynı şekilde burada da var. Bronşçuk. Hepsini işleyeceğiz zaten. Bronşçuklar da son olarak
alveollere açılır. Asıl işlemin gerçekleştiği yer alveollerdir arkadaşlar. Alveollerde nefes alışveriş olayı gerçekleşiyor. Evet, bu şekilde solunum sistemi organlarımız. Şimdi gelelim burundan başlayalım, işleyelim. Ağzı işlemeyeceğim çünkü ağzı sindirim sisteminde işledik. O zaman şuraya bir diyoruz burun. Evet, burunla ilgili neler söyleyeceğiz? Arkadaşlar, bizim burnumuzun içerisinde kıllar ve mukus tabakası vardır. Bu yapılar havadaki tozu ve mikropları tutarak bizim ciğerlerimize toz ve mikrop gitmesini engeller. Böylece de ciğerlerimizi korumuş olur, hastalanmamızı engellemiş olur. Hatta bağışıklık sisteminde hatırlayın, burunda bulunan kıllar ve mukus neydi? Fiziksel engellerden bir tanesiydi, değil mi? Yani vücudumuza mikrop girişini engeller arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. Burun kılları ve mukus tabakası havanın içindeki toz ve mikropları tutar. Evet, birinci özelliği bu. İkincisi de şudur arkadaşlar. Bizim burun kılcallarımızdan akan kandan dolayı hava ısıtılıp nemlendirilir. Eğer direkt soğuk hava gidersen, yazın sıkıntı yok, yazın sıcak hava alıyoruz ama kışın eğer direkt soğuk hava giderse çok çabuk üşütür, hatta zatürreye kadar dönüştürebilir. O yüzden de şöyle diyoruz. Burun kılcallarından akan kan havayı ısıtıp nemlendirir. Evet, burunla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi en sağlıklı nefes burundan alınan nefestir. Gelelim ikinciye. İkinci sırada ne var? Yutak. Şimdi yutağı yine sindirim sisteminde de işlemiştik. Burada da bir söyleyelim ne olduğunu. Arkadaşlar, yutak solunum ve sindirim sistemini birbirinden ayıran bölümdür. Yani yutağa kadar birlikte gırtlakla birlikte daha sonra solunum ve sindirim sistemi birbirinden ayrılıyor. O zaman yazalım. Solunum ve sindirim sistemini birbirinden ayıran bölümdür. Birbirinden ayıran bölümdür. Evet, yutakla ilgili söyleyeceklerimiz de bu. Gelelim 3 diyelim. Gırtlak. Arkadaşlar, gırtlak, hatırlayın, sindirim sisteminde de anlatmıştım. Gırtlakta bir kapak vardı. Neydi bu kapağın adı? Epiglottis kapağı veya gırtlak kapağı. Bu kapak yutkunma sırasında nefes borusunu kapatarak yediğimiz besinlerin nefes borusuna kaçmasını engelliyor. Daha sonra yutkunma işlemi bittikten sonra açılarak ağızdan nefes alıp vermeyi kolaylaştırıyor. Peki eğer ki biz ağzımız doluyken ya da veya tam yutkunma sırasındayken işte konuşursak, gülersek veya ağızdan nefes alırsak ne oluyor? Bu kapak açılıyor arkadaşlar ve ağzımızda bulunan besinler nefes borusuna kaçabiliyor. Bu da tabii ki bizim için ciddi sorunlar oluşturabilir eğer çıkaramazsak. O yüzden de mutlaka ağızda yemek varken konuşulmaması, gülünmemesi ve ağızdan nefes alınmaması gerekiyor. Evet, şöyle yazalım. Epiglottis kapağı ayrıca gırtlakta arkadaşlar ses telleri de bulunur. Ses telleri bulunur. Bu ses telleri de nefes verme sırasında titreşerek bizim, mesela ben şu an konuşuyorum, nefes verme sırasında konuşuyorum arkadaşlar. Kimse nefes alma sırasında konuşamaz. Dikkat edin, mesela nefes alırken konuşmaya çalışın, konuşamazsınız. Nefes verirken konuşuyoruz çünkü nefes verirken ses tellerimiz titreşir ve istediğimiz sesi çıkarabiliriz. Evet, 3'e kadar anlattık. Şimdi geliyoruz soluk borusuna. Sayfayı değiştirelim. Şöyle 4 diyelim. 4 soluk borusu. Soluk borusu. Arkadaşlar, soluk borusunda yaklaşık olarak, bakın, yemek borusundan daha kısadır. Yemek borusu 20-25 cm uzunluğundadır ortalama olarak. Soluk borusu 10-12 cm uzunluğundadır. Neden böyle? Çünkü bizim midemiz
Akciğerlerimizden daha aşağıdadır. O yüzden de yemek borusu daha uzundur. Ama akciğerlerimiz yukarıda olduğu için soluk borusu daha kısadır. Hemen yazalım o zaman ne kadar olduğunu. 10, 12 santim. Ortalama olarak tabii ki bu. Herkes de aynı olmayabilir. 10-12 santim uzunluğunda. Yapısında ne var peki? Yapısında hangi kıkırdak vardır arkadaşlar? Hangi kıkırdak? Arkadaşlar yapısında hiyalin kıkırdak bulunur. Soluk borusunun yapısında hiyalin kıkırdak vardır. Yapısında yarım ay şeklinde hiyalin kıkırdaktan oluşmuş yapılar bulunur. Evet, 10-12 santim uzunluğunda, yapısında yarım ay şeklinde hiyalin kıkırdaktan oluşmuş yapılar bulunuyor arkadaşlar. Peki iç yüzeyinde ne var veya bunun yapısında kas var mı? Var tabii ki. Arkadaşlar düz kaslar bulunuyor ama neresinde? Ben şekil çizerek göstereceğim size. İlk önce yazayım. İç yüzeyinde mukus salgılayan hücreler bulunuyor. Bir de silli epitel hücreleri bulunuyor. Bunlar mukus salgılıyor. Ayrıca nefes aldığımız zaman bu siller mikropları tutarak akciğerlerimize gitmesini engelliyor. O zaman yazalım. İç yüzeyinde mukus salgılayan hücreler ve silli epitel hücreleri bulunur. Silli epitel hücreleri bulunur. Evet, soluk borusunun görevi bu şekilde. Arkadaşlar soluk borusu akciğerlere giderken ikiye ayrılıyor. Biz bu yapıya bronşlar diyoruz. Bronşlar da daha küçük yapılara ayrılıyor. Bunlara da bronşçuklar diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Soluk borusu akciğerlere giderken bronş ve bronşçuklara ayrılır. Bakın şöyle düşünün. Şu bizim soluk borumuz. Bu soluk borusu nereye gidecek? Akciğerlere gidecek. Şu şekilde bakın. Akciğerlere gitti. Şunlar da bizim akciğerlerimiz. Arkadaşlar akciğerlere giderken ayrıldığı şu yapılara biz bronşlar diyoruz. Akciğere giderken ayrıldığı yapıya bronş diyoruz. Daha sonra bu bronşlar da içeride küçük küçük böyle dallara ayrılır. Bunlara da ne diyoruz? Bronşçuk diyoruz. Bronşçuk. Evet, bu şekilde bronş ve bronşçuklar. Bronşçukların ucunda da şöyle keseler vardır. Bu keselere de ne diyoruz? Alveol diyoruz. Unutmuyoruz. Evet, peki soluk borusunun yapısı nasıl? Hemen yapısından bahsedelim. Arkadaşlar ne dedik? Yarım ay şeklinde dedik. Bakın. Şöyle yarım ay şeklinde bir yapı. Ya da C şeklinde de düşünebilirsiniz. Biraz daha kapalı C şeklinde. Şu kısmında, bakın şurada, şu kısmında düz kaslar bulunur. Bu düz kaslar hani kısmen kasılıp gevşeyerek işte soluk borusunun açılıp kapanmasını sağlar. Ama kısmen dediğim gibi. Onun haricinde sürekli açık bulunur bu yarım ay şeklindeki yapılar. Daha sonra şu kısım, bakın şurası kıkırdak kısımdır. Kıkırdak olan o C şeklindeki kısımdır. İç kısmında da ne dedik? Goblet hücreleriyle epitel doku hücreleri vardır. Silli epitel doku hücreleri. Bakın şunlar bizim epitel doku hücrelerimiz. Bu hücreler sil dediğimiz yapılardan oluşuyor. Yani silleri vardır bunların. Bu siller, bakın şöyle çıkıntıları vardır. Bunlar silleri. Bu siller bizim nefes borumuza gelen işte mikropları, tozu tutarak akciğerlerimize gitmesini engelliyor. Şimdi burnumuz tutuyor ama ağızdan nefes aldığımız zaman da burası tutuyor. Bir de goblet hücreleri var dedik. Bu goblet hücreleri de ne üretiyor? Mukus salgılıyor arkadaşlar. Şöyle goblet hücreleri bulunur. Bunların isimlerini yazalım. Bakın şu pembeyle çizdiğim neymiş? Goblet hücresi. Bu ne yapıyormuş? Mukus salgılıyormuş. Daha sonra şu hücreler neymiş? Silli hücrelermiş. Silli
epitel hücresi. Epitel hücresi. Şurası düz kaslar. Burası düz kas. Şurası da neydi arkadaşlar? Kıkırdak olan kısım. Hangi kıkırdak? Hiyalin kıkırdak. Bunu da unutmuyoruz. Evet. Soluk borusunun yapısı da bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi gelelim akciğerlerimize. Şöyle 5 diyeceğiz akciğer. Şuraya yazalım. 5 akciğerler. Hemen yanına da alveolleri anlatacağım. Arkadaşlar, akciğerler 2 tane böyle bronşlarla bizden ayrılmışlardır. 2 tane yapıdır soluk borusundan ayrılan. Bunların dış kısmında plevra dediğimiz bir zar bulunur. Bu zar 2 katlı zardır. Kalpte de vardı, hatırlayın, bu zar neydi? Perikard tabakasında bulunuyordu. Arasında da sıvı vardı. İşte bu akciğerlerde bulunan plevra zarı ve arasında bulunan sıvı sayesinde akciğerlerimiz dışarıdan gelen darbelere karşı korunuyor arkadaşlar. Ve daha iyi çalışma ortamı sağlanıyor. O zaman şöyle diyelim. Dış kısmında plevra zarı bu zar arasında plevra sıvısı bulunur. Ne dedik? Bu sıvı nefes alıp verme sırasında akciğerleri korur. Arkadaşlar, ayrıca akciğerlerle ilgili şunu da söyleyeyim. Akciğerlerimiz kalpten dolayı yapı olarak birbirinden farklıdır. Yani dış görünüş olarak birbirinden farklıdır. Kalbimizin 3'te 2'si sol tarafta, 3'te 1'i sağ taraftadır. Büyük bir kısmı sol tarafta olduğu için bizim sol akciğerimiz 2 loblu, sağ akciğerimiz 3 lobludur. Bunu da yazalım. Sol akciğer 2 loblu. Sağ akciğer 3 lobludur. Evet. Ve akciğerlerle ilgili önemli bir not da yazacağım. Şuraya yazmak istiyorum. Bakın şu boşluğa. Arkadaşlar, akciğerlerde kas bulunmaz. Tamam mı? Bunu kesinlikle unutmayın. Akciğerin yapısında kas bulunmaz. Sorularda mutlaka karşınıza çıkar. Bunu unutmuyoruz. Evet, akciğerlerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim son olarak alveollere. Alveolleri ayrıca detaylı olarak anlatmak istiyorum. Şuraya 6 diyorum. Alveoller. Peki ne işe yarıyor bu alveoller? Arkadaşlar, alveoller sadece memelilerde bulunur. Kesinlikle bunu unutmuyoruz. Hemen yazalım. Sadece memelilerde bulunur. Peki ne işe yarar? Oksijen ve karbondioksit değişiminin yapıldığı yerdir arkadaşlar. Yani solunum gazlarının değişim yapıldığı yerdir. O zaman yazalım. Solunum gazlarının kan ile akciğer arasında değişim yapıldığı yerdir. Evet, burası alveollerimiz. Peki alveollerin özelliği ne? Arkadaşlar, alveoller geniş bir yüzey alanı sağlar. Yaklaşık bir alveol sayesinde bizim solunumumuzun yüzey alanı, yani o içeride bulunan alan 70-100 metre kareye kadar çıkarılır arkadaşlar. Bunu kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. Ne yapıyormuş alveoller? Alveoller solunum yüzeyini artırır. Böylece birim zamanda daha fazla miktarda oksijen ve karbondioksit değişimi yapılır. Arkadaşlar, bir kural vardır. Solunum yapılan organın mutlaka nemli olması lazım. Çünkü solunum daha iyi bir şekilde yapılmalı. Şöyle düşünün, burnunuz kuruduğu zaman rahat nefes alıp veremezsiniz. Ama burnunuzun içerisi nemli olduğu zaman, yani böyle bir buhar çektiğiniz zaman burnunuza, o zaman daha iyi bir şekilde nefes alıp verirsiniz. İşte alveollerde de böyle bir durum vardır. Alveollerin iç yüzeyi nedir? Nemlidir.
Alveollerin iç yüzeyi nemlidir. Mesela kurbağaları hatırlayın. Kurbağaların derileri böyle nemlidir arkadaşlar. Parlak bir yapıya sahiptir bulundurduğu nemden dolayı. Çünkü kurbağalar deri solunumu da yapar. Deri solunumu yaptıkları için işte bu dışında bulunan derisi arkadaşlar nemlidir. Bu yüzden de parlak görülür. Alveollerle ilgili söyleyeceğim son şeyi de söylüyorum. Alveollerden salgılanan bir madde vardır arkadaşlar. Sürfektan maddesi. Bu madde alveollerin sürekli olarak açık kalmasını sağlar. Alveollerden salgılanan sürfektan. Arkadaşlar bu sürfektan maddesi polipeptit yapıdadır ya da polisakkarit yapıdadır. Sürfektan maddesi ne yapıyormuş? Alveollerin sürekli açık kalmasını sağlar. Evet, alveollerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Böylece biz solunum sistemi organlarını bitirmiş olduk arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırayım. Bir sonraki videoda soluk alıp verme mekanizmasını anlatacağım size. O kısa bir video olacak. Daha sonra ise solunum gazlarının taşınmasını anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.